Çocukları, gençleri intihara sürükleyen Mavi Balina'dan sonra ailelerin yeni kabusu Meryem oldu. Bir oyundan daha çok casus yazılımı andıran uygulama korku ve endişe yaratarak kişisel verileri ele geçiriyor. Çığlık, fısıltı efektleri, gerilim müzikleri, her şey bir korku filmini andırsa da bahsettiğimiz bir oyun. Üstelik 9 yaşından büyüklerin oynayabildiği. Bu kez tehlikenin adı Meryem. Oyunun amacı 9 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtarmak gibi gözükse de daha çok casus yazılım programını andırıyor. Oyuna başlar başlamaz adınız, soyadınız, ev adresiniz, Facebook hesabınız gibi bilgiler isteniyor. Üstelik o bilgileri yazmadan bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz ve bütün bunları kendi elinizle yapıyorsunuz. Mavi balina tehlikesi dünyada ve Türkiye'de onlarca çocuğu hayatından etmişken benzer bir uygulama hızla yayıldı. Korku yine ön planda. Yani oyunu indiren çocuğun zihnine kazınıyor o korku. Oyunun ilerleyen aşamalarında daha özele iniliyor. Fotoğraf arşivinize, telefon kameranıza erişim izni isteniyor. Hatta WhatsApp'ınıza bile ve o bilgilerin kimlerin eline geçtiği, hangi amaçla kullanıldığı henüz bilinmiyor. Oyun gece saat tam 03'te bir ses kaydının sizi aramasıyla son buluyor. O kayıt gelecekte sizinle yeniden görüşmeyi vaat ediyor. Sanki üstü kapalı şantaj yapıyor. Son derece ürpertici. Şikayetler sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oyunun indirilmesini yasakladı. Ama bu ve benzeri uygulamalar yeni bir isimle yeniden piyasaya sürülüyor. Yani çocuğa oyalansın diye verilen tabletin, telefonun içindeki tehlike her gün boyut değiştiriyor. İşte bu yüzden çocukların merakını istismar eden sözde oyunlara karşı anne babaların çok dikkatli olmasında fayda var. Çünkü korku ve endişe intihara kadar sürükleyebiliyor.